Milattan sonra 79'da Pompei ve Herculaneum şehirlerini harap eden patlaması ile bilinen Vesuv yanardığı, 3 milyonun üzerinde insanın yaşadığı Napoli ve çevresi için halen ciddi bir tehlike. Ayrıca bu yanardağ özellikle yoğun bir patlama türüyle de tanınmakta. Plinian patlamaları olarak bilinen bu patlamalar Yoğun gaz ve toz sütunlarının ticari uçakların uçtuğu yükseklikten çok daha yükseğe stratosfere kadar fırlatılması şeklinde tanımlanıyor. Eğer bugün Vezüv'de bu şekilde bir patlama gerçekleşecek olsaydı, büyük olasılıkla yaklaşan tehlikenin habercisi olan patlama öncesi depremler ve sarsıntılar nüfusun büyük bir kısmının önceden tahliye edilmesine neden olurdu. Ancak geride kalanlar ilk başta gaz sütunu tarafından havada tutulmak için çok büyük olan dev sünger taşlarının yağmuruna yakalanırdı. Daha sonra volkanın enerjisi tükendikçe sütunun kendisi de çöker ve yoğun küllerden büyük kayalara kadar parçaların küçülüp gökyüzünden dünyaya yüksek hızlarda geri düşmesine sebep olurdu. Ardından boğucu gaz bulutları ve toz halindeki kayalar volkanın yamacına doğru ilerler ve yolundaki her şeyi yok ederdi. Bu tür gaz kül karışım oluşumlar bugünün Napoli'sini yeni bir Pompei'ye çevirebilecek potansiyeldeki korkunç hızlarıyla ve onlarca kilometre yol almalarıyla biliniyor. Kötü şöhretli Krakatoa 1886 yılında 13.000 Hiroşima atom bombasından daha fazla enerji açığa çıkaran patlamasının bir tsunami tetiklemesi sonucu 36.000 insanın ölümüne sebep olmuştu. Patlama volkanik adayı tamamen yok etmiş ancak 50 yıl içerisinde bölgede yeni bir ada ortaya çıkmıştı. Yeni adaya Krakatoa'nın çocukları anlamına gelen Ana Krakatoa ismi verildi. Ada 1920'lerden beri bugüne kadar 300 metre yüksekliğe kadar büyüdü ve belirli aralıklarla da büyümeye devam ediyor. Dikkat çeken yeni aktiviteler 2007'de başladı ve o zamandan beri en son Mart 2017'ye kadar volkanın aktiviteleri ayrıntılı bir şekilde not edildi. İtalya'da halen aktif durumdaki 3 volkandan biri olan Etna yanardağı 3329 metre yüksekliğiyle tüm ihtişamını gözler önüne seriyor. Bu kadar ünlü olmasının sebebi dünyanın en aktif volkanlarından biri olması. Uzmanların sabit aktiviteli yanardağlar kategorisini değerlendirdiği Etna son olarak Mart 2017'de şiddetli bir patlama yaşadı. Tambora Dağı, Endonezya takım adalarının güney zincirindeki volkanik adalar dizisi olan Sunda yayının bir parçası olan Küçük Sunda Adalarından Sumbawa üzerindeki Sangar Yarımadası'nda yer almaktadır. Tambora Dağı, Endonezya'nın Küçük Sunda Adalarından biri olan ve hem kuzeyi hem de güneyi okyanusal kabuk ile çevrili Sumbawa'daki aktif bir stratovolkandır. Tambora altındaki aktif yetim zonu adı verilen zon tarafından oluşturulmuştur. Bu da Tambora Dağı'nın 4300 metre yüksekliğe ulaşmasını sağlamıştır. Yanardağ, Nisan 1815'teki patlamasından önce Endonezya takım adasında en yüksek zirvelerden biriydi. Dağın içindeki büyük bir magma odasının on yıllar boyunca dolmasıyla 1815'te meydana gelen patlama ile dağdaki volkanik olaylar tarihi bir zirveye ulaştı. 1815 patlaması volkanik patlama endeksinde 7 ile derecelendirildi. Böylece milattan sonra 180'deki Taupa Gölü patlamalarından bu yana bu dereceyi alan tek patlamadır tahmini olarak 160 kilometre küp püskürme hacmi ile Tambora'nın 1815 patlamaları bilinen tarihteki en büyük volkanik patlama olarak kaydedilmiştir. Patlama 2000 kilometre uzaklıktaki Sumatra adasında duyulmuştur. Borneo, Sulawesi, Java ve Maluka adalarına kadar volkanik kül yağışı gözlenmiştir. Volkanik dağın patlamasıyla yerel bölgedeki tarım ürünleri zarar görmüş ve bu nedenle patlamadan meydana gelen ölümlerin çoğu açlık ve hastalıktan kaynaklanmıştır. Patlama, volkanik kış olarak bilinen olguyu içeren küresel iklim anormalliklerini yaratmıştır. 1816 yılı Kuzey Amerika ve Avrupa iklimi üzerindeki etkisinden dolayı yaz yaşanmayan yıl olarak bilinmekte. Kuzey yarımkürenin büyük bölümünde tarımsal ürünler zarar görmüş ve çiftlik hayvanları ölmüş. Bu da 19. yüzyılın en kötü kıtlığına yol açmıştır. Mauna Loa dağı Pasifik Okyanusu'ndaki Hawaii Adalar zincirini oluşturan beş yanardağdan birisi. Ayrıca hem kütle hem de hacim bakımından dünyanın en büyük yüzey yanardağı. Destansı püskürmeleriyle meşhur olan Mauna Loa yüzyıllardır düzenli olarak çevresini lava boğuyor. Mauna Loa aktif bir kalkan yanardağı yani şekli neredeyse tamamen lav birikintilerinden meydana gelmiş. Binlerce yıl boyunca sürekli yaşanan patlamalar Loa'ya yavaş yavaş bugün gördüğümüz şeklini vermiş. Fazla silika içermeyen lav püskürtüleri ise sığ yamaçları oluşturmuş. 5271 kilometre kare alanı kaplayan Loa'nın muazzam büyüklüğünü ilk bakışta kavramak gerçekten zor. Aslına bakılırsa 80 bin kilometre küpe yakın katı kayadan oluşan Mauna Loa, Hawaii'nin yüzey alanının %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Üstelik Loa o kadar ağır ki dünyanın yer kabuğunu 8 kilometre çökerterek ters bir dağ meydana getirmiş. Mauna Loa'nın yüksekliği ters dağla birleştirilirse bu destansı dağın gerçek yüksekliği 17.170 metreye çıkıyor.